Hangisini? Hangisini? Hayır değil, aşkın olayım değil, değil abi, aşkın olayımla değil. Oo, simgeyi görüyorum ben. Ya simge değil be abicim, simge değil abicim, bir dur. Yalnız yaşına göre bayağı iyi o simge. O yaşı kaç? Tövbe estağfurullah. 50 falan mı? 50'ymiş ben. 50 var o. Ne demek yaşına göre iyi? Ya, benim yaşım hayır ya, ya 50 ya. Ya öyle bir şey demeyin yaşına göre iyi. Annemin sınıf arkadaşıydı o kız ya aslında. İkardi bir paylaşım yapmış o İkardi Simge Hanım'la ilgili olarak. Bir kritik mi? Tabii sen de Simge konserine gitmişsin, en önden izlemişsin, doğru. Kritik mi, çok mu kritik? Ne? Hocam Ertem Simge konserlerinden uzak gitmiyor. Ha, nerede konserler Ertem orada, ben şikayetçiyim. Ne oldu Ertem, neyi bekliyorsun? Simgeci Ertem! Ya ne simgeci Ertem, benim simgem mimgem yok. Ben simgeci değilim. Ne yapıyorum? Söylesene şu an. Hocam söylüyorum. Şimdi geliyor. Bir görüntü hazırlıyorlar da bir görüntü var. Ben onu... bir selamlarım var. Onlara da çıkartayım. Hocam salonları, ay salon diyorum. Selamları vereceğiz. Rasim kardeşim beni tribüncü sanıyor. 10 yıl oldu ben gazeteci ve yorumcuyum. Kim? O konu benden ayrı diyor Oğuz abi. Hayır abi, tribüncü zannetmiyorum. Oğuz abi. Ayrı, hayır. Tribüncü zannetmiyorum. Oğuz aynı zamanda Galatasaray'da bir organizasyon olarak da gayet başarılı bir insandır. Bu arada bakayım hocam. 2007-2008 yılında şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı Ali Sami Aslan'da canlı aslan getirme fikri yönetici Yiğit Şardan Bey'den çıkmış. Ya getirdiler aslan. Kamyonetin arkasında. Evet, aslan kaşektik bir aslan. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat bu düşüncenin 92-93 sezonundan beri akıllarında olduğunu söylemişti. Yönetim kurulu toplantısında bu düşünceyi Yiğit Şardan dile getirdi ve uygun bulduk dedi. Ali Sami Aslan'ın da şampiyonluk kutlamalarında büyük ilgi gören ve kamyonetin arkasında kafesinde tur attırılan aslan. Ankara'daki bir hayvanat bahçesinden getirdi. Hayvan bayağı bir sıkıntıya girmiş ama o şeyde. Ben izledim burada. Onu ya. Burada bak bayağı bir sıkıntıya girmiş. Bu tehlikeli. Abi tehlikeli canlı, bir de doğru canlı bir şey aslan falan getirilmemesi şu lazım. Şu an bir de bu o zaman neyse ama şu an hayvan. Abi bak Allah korusun kafes devrilir. Tabii. O zaten o akşam canlı aslan Icardi biliyorsunuz. Icardi. Aslan getirmenize gerek yok. Canlı aslan Icardi. Icardi ve Simge. Ya Simge'yi nereden çıkartıyorsun? Deme şöyle şeyleri ya. Simge'yi bulaştırma böyle şeyleri. Ya o da bir Galatasaray sembolü haline hazır mı geldi? Canlar? Hocam sen selamını okuyana kadar Icardi ile ilgili bir haberimiz var. Peki. Ertem Simge fıstık olmuş. Sözcü TV'de geldi. O da iyi yani. O da başarılı. Icardi ile ilgili haber gelecek. Bu arada bizim cumartesi, pazartesi programımız yok. Seçimler sebebiyle. Seçim sonuçları önümüzdeki hafta ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti'ne. 28 Mayıs'a yok. Hayırlı uğurlu olsun. Lütfen buradan tek ricam şu. Çok çok rica ediyorum. Oylarınızı kullanın. Sosyal medyada bir saçmalık dönüyor. Bunu görüyorum. İşte yok Tayyip Bey'e oy atanlar, işte Cumhur İttifakı'na oy atanlar atmayın. Nasıl olsa kazandınız. Böyle bir şey yapmayın. Boşuna kullanıyorsunuz. Canım, bu tip bakın provokatif eylemler var sakın. Herkes oyunu yeniden kullanacak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Maç 0-0. Hangi partiye verirseniz verin. Maç 0-0. Yeniden başlıyor. Oynanmamış gibi kabul edin. Ama vatandaş olarak her birey lütfen çok rica ediyorum. Elbette oylarınızı kullanın. Ama herkes kullanacak. Yani, favori var Galatasaray şampiyonu. Oylarınızı kullanın lütfen. Şimdi hoca selamlarını okuyor. Efendim bir de... başlayabilir miyim? Hocam buyurun. TikTok. Şey gelmiyor mu görüntü? Ertem o zaman önümüzdeki hafta 30 Mayıs'ta hocam Sezgin abiden yine Galatasaray ile ilgili bir sıcak gelişme. Evet. Galatasaray derbide penaltı kazanırsa. Bu doğru, birinci ağızdan gelen bir habermiş. Taraftarlar Muslera'nın atması için tezahürat yapıp baskı kuracak diyorlar. Olabilir. Evet. Icardi gelmiş hocam, özür dilerim. Hayır, buyurun. Ne diyor? Şarkıyı verin önce. Rasim Simge. Sakin olmanı, Simge deme, Simge Hanım. İyi şarkıcı. Tamam, şarkıcı Simge Hanım. Şarkı Simge. Tamam, şarkı. Sen öyle de. Konserine gittin ama sen. Simge abla, Simge abla. Ne diyor arkadaşlar? Demem hocam. Ben okuyamıyorum. Üzgünüm. Senin gibi değilim ama Galatasaray taraftarları için denedim. Kıskanıyorsun Icardi'yi. Niye? Simge'ye olan o yakınlığı yüzünden. Yapma şunu, yapma. Aynen ya, yapma, girme bu işlere be, terbiyesiz. Icardi'ye düşman Ertem! Kıskanç Ertem! Kıskan! Kıskanç Ertem! Ben niye kıskanayım ya? Allah sahibine bağışlasın, bana ne? Bir şey söyleyeceğim, ikisini de. Ama Icardi de Simge'nin meşhur olmasına büyük etki oldu. Ben ettim Icardi. Simge abla deme dedim ona. Abla değil hocam, kızıyor kızıyor. 41-40 ama güzel şey, 40 gösterdi. Hocam bana niye öyle bakıyorsun? Benim öyle yok öyle bir şey ya. Ben sana öyle baktım şey... falan yok. Simge fıstık oldu, bakıyor musun? Hadi yakşamlar, ben kaçıyorum. Abdülkerim abi, Galatasaray şampiyon olursa Icardi şampiyonluk podyumuna... Şampiyonluk podyumuna bu şarkıyla çıkacakmış, haberin olsun. Vallahi helal olsun abi. Sen de var ya masum masum durup bütün Alevi sen de asılsın ya. Yeter artık yani. Ama şarkıyı verdim Abdülkerim abi. Şarkı öyle de Simge. Hayırdır oğlum? Abi sen tanıyor musun?
Tanıyor muyuz Simge'yi bu adamı? Tamam adamım, yanında sağında oturan adama bak. Zaten böyle böyle anlar için yaşıyor. Peki sen tanıyor muydun? Hatta ben de topa dalayım diye oturan bir adam var. Ama abi sen tanıyor muydun bu olaydan önce Simge'yi? Ben tanımam kız. Ben tanımıyorum valla. Ben tanımıyorum. Annemin sınıf arkadaşı diyorum lan. Genç bilen değil o kız. En az 55-60 var. Ya ben bu tip müzik falan dinlemiyorum zaten. Ben de dinlemiyorum. Evet Ertem Bey müsaadenizle. Bu şarkı çaldığında benim aklıma Icardi geliyor artık diyormuş Simge'de. Onu bilelim Simge Hanım'da. Hem aklında Icardi var. Yok bunun aklında var. Birkaç gün önce yapmış açıklamayı. Bu şarkı benim iyiler tutulmuş. Bunun arasında bir aşk var mı? Yok yok be abicim, olur mu? Simge Hanım'ın da yok. Icardi'nin aşı var, dedim, çocuğu var. Icardi. Hocam oğlum, buyurun. Abla deme. Dedim. Var var bir aşk efendim kokusu. Aşk kokusu var. Havada aşk kokusu var. İçimde dört. Kimin doğdu bu şarkıyı? Oğlum bak sen var ya. Türk televizyon tarihinde hiçbir anne Rasim Ozan Kütahyalı gibi bir evlat dünyaya getirmedi. Nasıl öncelikle ya? Hanımefendiyi kutluyorum. Böyle bir gen yapısı, böyle bir kromozom birleşmeleri. Babanızın adı Ceyhun Bey'di, annemizin adı da Ceyhun Bey'de Şerife Hanım'ın kromozomları öyle bir yerde, öyle bir şekilde kesişmiş, bir şey yapmış hocam ki bu çıkmış. Sen evlatlıkta olabilirsin. Eyvah çok güzel. Ben çünkü babanla... Muhtemelen sen geç doğmuşsun. Forceps. Gel. Anormalliklerden başlıyor. Hocam ben üç memeli. Hocam ben filmin galasında bizim biliyorsun değil mi? Babamı çok sevdim. Babamı çok sevdim. Babamı çok sevdim. Ceyhun Bey'le tanıştım ben babasıyla. Seyhun. Yemin ediyorum babasıyla annesiyle tanıştım Rasim'in. Rasim'in evlatlık olma ihtimali var. Hayır benziyor. Annesine benziyor. Hocam. Benziyor. Yani... Hani bana komdan sevgili hani bana, Osman. Hani bana ne? Konuyla uygun. Hani bana demiş. Bir demiş bu tutmuş. Bu pişirmiş. Bu yemiş. Çok büyük. Ertem de hani bana demiş Gözler. Kendi ağzıyla itiraf etti. Hayır. İkardi hani bana, tutmuş. Hani bana kolma. Doner yapışırmış. Saçmalama. Ertem. Hani bana demiş. Sevgili Rasim Ozan'a, sevgili Abdülkerim abi.